Başka ne satıyorsun Fırat? O kırmızı kutularda olanlar konuklarımızın. Evet. Ne bu mesela? Bu bizim İskoçya'dan getirdiğimiz evet. Lord ve Lady ünvanı. İskoçya devletinden gelen. Lord ve Lady ünvanı. Evet, doğru. Evet. Oradaki kanunlara göre bizim getirdiğimiz İskoçya'nın belli tarihi bölgelerinde 1 metrekarelik bir arsaya sahip olduğunuzda kanunlara göre Lord ve Lady ünvanı almaya hak kazanıyorsunuz. Belli şatoların, tarihi yerlerin alanlarından bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla bizim de anlaşmalı olduğumuz, yurt dışında anlaşmalı olduğumuz birçok şirket var. Bütün dünyadaki ilginç hediyeleri araştırıyoruz. Başka ne var? Mesela çok enteresan. Yurt dışındaki büyük statların çimlerini satıyor musunuz? Evet, Premier Lig takımlarının birçoğunun sertifikalı çimlerini, statlarından gelen sertifikalı alan çimlerini var satıyoruz. Var, alan var. Bu güven üzerine dayalı. Bu güven üzerine dayalı değil mi? Tabii, zaten. Yani sana inanmak lazım böyle bir şey. Bizzat sertifikalı hepsi Premier Lig takımlarının sertifikası var. Gelirleri de zaten bir kısmı onlara gidiyor. Peki Mars'ta bir de uzayda bir şeyler satıyorsun. Evet, dünya dışından da şeyler var. Bazı Mars ve Venüs gezegenleri bunlardan da dörder dönümlük parseller şeklinde bir sertifika veriliyor. Yine Birleşmiş Milletler'in izniyle Birleşmiş Milletler Uzay Anlaşması'nın maddelerine dayanarak bunlar bir dakika şimdi Amerikalı bir girişimcinin bunlar ciddi değil mi? Yani evet, bunlar var yani. Hepsinin bir background'ında bir yasal dayanağı yani değişik var. Değişik hediye isteyen, eğlenceli hediye isteyen için yani biraz mizahi evet tarafı da var ama yurt dışında olan şeyler bunlar. Sen miydin o yıllar önce bir arkadaşı ben programı almıştım yıldız satıyordu yani gökyüzünden yıldız satıyordu. Yok, hayır. O sen değildin. Değildim. Hatırlıyor musunuz onu? Abi yıldız efendim? Kaça? Alcan ana. Yıldız satıyordu. Yıldız satma değil de yıldıza isminizi vermek. O da yine NASA ile beraber koordinatlı yürütülen bir proje. Her yıldızın uzun bir harf ve rakamlardan oluşan bir koordinatı var. Ama siz de bunun yanı sıra ikinci bir isim olarak kendi belirlediğiniz bir ismi o yıldıza verebiliyorsunuz. Peki ve bu mesela normal yıldız aldım fiyatı şu kuyruklu aldım daha efendim. Ve aldım mesela kaydı ne yapacaksın? Değil mi? Acayip değil mi? Ve sevgilim ne izliyorsun? Hayatım o yıldızı sana. Kayınca tekrar tabii bizden kayınca almak tekrar durumundasın. Tekrar alıyorsun. Senin sitenin ismini söylemeyeceğim ticari evet olmasın diye ama enteresan bir iş yapıyorsun. Evet. Onun için biz de böyle bir seni davet edelim dedik. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Konuklarımıza da her birine Lord ve Lady ünvanı kutularda var. Onlar da kabul ederlerse. Çok da ihtiyacımız olan bir dönemde gerçekten. Şarttı yani bu. Cük denk geldi. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Çok teşekkür evet ederiz. Evet. Sağ olasın. Peki. Esen Erbaş orada mısın hala? Evet buradayım. Esen'cim soruların var mı? Hemen bir tane daha alalım çünkü Fettah'ın şarkısına geçeceğiz. Programımızın yavaş yavaş evet sonları. Evet bir sorum var. Halil Sezai'ye bir sorum olacak. Evet. İyi geceler Halil Bey. İyi geceler. Nasılsınız diye sormayacağım. Hepiniz harikasınız çünkü. Teşekkür ederim. Az daha iyi geceler demiyordun yani. Biz sizin şarkılarınızdan dolayı oldukça isyankar biri olarak algılıyoruz. Gerçekte de bu kadar isyankar mısınız acaba? Gerçekte dediğin yani günlük hayatında mı? Gerçek hayatında. Evet günlük hayatında da bu kadar isyankar biri mi acaba? Bakkala gitti bozuk çıkmadı mesela hani. İsyan ettikleri zaman oluyor zaman, mu ya da? Zaman zaman oluyor. Zaman zaman olmuyor. Çok güzel anlattın ama. Gerçekten güzel anlattın. Hadi bundan da anlaşılmazsa. Yok yani öyle fevri, öyle bir adam değilim. Yani öyle çok isyan eden bir yapım yok. Ama evet arada sırada oluyor. Sinirleniyorum. Ya bizim seyircimizde herhalde böyle yani herhalde dünyada da böyle bir şey var. Parçaların nasılsa seni öyle diye aslında hemen o şey yapıştırılıyor. Yani böyle misin acaba diye. Senin parçalarından bir şey çıkartılıyor, bir sonuç. Evet. Ona göre sana mesela ne denir en çok? Bu parçaları söylüyorsun, şöyle misin diye ne yani deniyor? Yani şey, melankolik bir tip olduğum düşünülüyor. Melankolik. Yani, halbuki hiç değilsin yani. Değil, normal. Normal, düz bir adamım yani hani o manada. Düz derken o kadar da düz değilsin de ya yani. Şöyle ama söyleyeyim hani şöyle bir yanılgı var doğal olarak. Bunun, yani dinleyici şöyle istiyor aslında. Şarkıyı yazan adamı o
cümlelerin içinde görmek istiyor. Evet, ama, öyle olmasını istiyor. Tabii ama şöyle bir gerçek var. Sonuç olarak bu bir meslek. Yani bir hediyeyle doğuyorsun ve bu mesleği yapıyorsun. Ben ilk başta şarkı yazarı olarak başladım. Yani o yazdığım duyguların hepsini yaşıyor olsam ya, hastanede bulmanız gerekirdi beni. Çünkü zor bir şey yani hani her gün bir şarkı yazmak için uyanıyorsun ve hep bir karamsarlık var. Çünkü bizde ağaca ben bir şarkı yazsam kimse dinlemiyor. Dinlemez. Ya da bir yaşanan bir olaya yazsam çok fazla dinlenmez. Ama aşkla ilgili... Dönüyor dolanıyor, aşka bağlanıyor her şey. O yüzden öyle yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.